Her şeyden önce mültecilik bir haktır ve bu hakkı da teslim etmek gerekiyor. İnsanlara evrensel bir anlam ise 14. maddesinde zulüm içinde olan herkesin bir başka ülkeye yerleşme hakkı olduğu söyleniyor. Yine Birleşmiş Milletler'in Cenevre Sözleşmesi'nde mülteci zulüm nedeniyle bir başka ülkenin sığınmasından yararlanan kişidir ifadesi de var. Bunu öncelikle bir kenara koymamız gerekiyor. Yani mültecilik bir lütuf değil, bir haktır. Ve temel insan haklarından biridir. Medyanın bu söylemlerini açıkçası medya anlamında da üzüntüyle karşılıyorum. Tabii ki medya derken bir kısım medyayı burada kastediyoruz. Öncelikle bir medya etiği olmalı ve doğru haberi ilke edinmeli. Ve buradaki tüm söylemler abartılı ve yanlış algılar yaratacak haberler üzerinden gidiyor. Yani örneğin sayılar son derece abartılıyor. Gerçeklikten uzak ifadeler veriyor. Burada toplumsal yapıda endişe yaratıyor, korku yaratıyor. Yaşam düzeninin değişeceği düşüncesi soyut olarak veriyor. Bu anlamıyla medyanın ve bazı siyasilerin yaklaşımlarını son derece tehlikeli buluyoruz. Etik değerin ötesinde artık neredeyse nefret suçu ve nefret suçuna doğru da gidiyor. Nefret söylemi aşıp nefret suçuna doğru da gidiyor. Neye yol açacağını hem dünya örneklerinde hem Almanya'daki Nazilerin Türkiye'den gelenler başta olmak üzere uyguladıkları zulümler, katliamlar söz konusu. Ülkemizde de birçok yerde linçler mültecilere karşı, aslında daha önce farklı toplumsal kesimlere karşı da zaman zaman hala da devam etmekle beraber bu linç olayları söz konusuydu. Bunların artma endişesi içindeyiz. Yine Güzel Bahçe'de 3 tane Suriyeli genç yanarak öldü. Sonra onu kendi ifadesiyle bir kişinin özellikle yaktığını ve bunun nedeni de onlara karşı duyduğu öfke olduğunu ifade etti. Keza Torbalı'da şöyle bir haber çıkmıştı Torbalı'daki yerel gazetede. 2 yaşındaki Türk kızına 11 Suriyeli tecavüz etti. 9 tutuklandı, ikisi aranıyor gibi. Ama işin doğrusu öyle değildi. İşin doğrusu ölen Suriyeli bir kızımızdı. Ve belki de anne babanın ihmalinden dolayı kovada boğularak ölmüştü. Ve diğer haberlerde tamamen yalandı. Ama bu yalan haber o derecede etkili olmadı. Ve bu hem toplumsal kutuplaşmayı ve insanlarda kötücüllüğü arttıran tehlikeli bir girişim. Şimdi bu tedirginlikle beraber aslında bir yönüyle de iş yaşamları da belirli ölçülerde etkileniyor. Örneğin beni arayan bir iş yeri sahibi, büyükçe bir fabrika benden mülteci işçiler istemişti. Ama daha sonra bu kişiyi ayarlayıp gideceğimiz zaman iptal etti. Şimdi bu oldukça sıkıntılı bir durum, bu tür söylemler. Ve yine önemli söylemlerden biri onların ekonomimizi olumsuz etkiledikleri söylemi. Burada elbette ki ucuz emek olarak çalıştırılıyor ama burada şu da var. Ülkemizde bir yabancının çalışabilmesi için o iş yerinde 5 vatandaşın çalışıyor olması gerekirken geçici koruma altındaki Suriyeli söz konusu olduğu zaman 10 vatandaşın olduğu yerde ancak bir Suriyeli çalışabiliyor. Bu da kaçak çalışmaya yöneltiyor. Yani bir defa her şeyden önce tabii ki Suriye'de bir barışı
savunmak gerekiyor ve bunun gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Ama biz Suriye'de bir barış demek, örneğin Esad'la anlaşmak yeterli olmuyor. Çünkü orada birçok ülke var ve birçok ülkenin desteklediği farklı kesimler var. Oradaki barış tüm Suriyeli, tüm toplumsal kesimleri kapsayacak bir barış olmalı ve beraberinde ona uygun yapılandırma olması gerekiyor. Bu durumda da elbette ki isteyenler gidebilir. Gidenlere de teşvik de edilebilir. Onlar da desteklenebilir. Bunda da bir sorun yok. Ama burada uzun süredir bulunmuş bu insanlarımıza misafir demek, hala geçici gibi yaklaşmak çok da anlamlı değil. Artık çocukları burada okumuş ve bir yerde de ayakta durmaya çabalayan, ki ben onları bir yönde kahraman olarak da görüyorum. Çünkü her şeyini ülkelerinde bırakmış, malını, birikimini, kariyerini çocuklarıyla gelmiş yeni bir ülkede ayakta kalmaya çalışıyor ve o çocuklarıyla yeni bir gelecek kurmak için uğraşıyor ve orada da bir yere kadar gelmişler. Bu süreç yok sayılamaz. O zaman burada ne gerekiyor? Buradaki mülteciler için de bir karşılıklı entegrasyon çalışması gerekiyor. Ve tüm demokrat kesimlerin bir mülteci karşıtlığının, mülteci düşmanlığının karşısında olması ve bu kesimlerde dayanışma içinde bulunup tüm toplumsal yapıları hem Türkiye tarafı hem mülteci tarafında bir yönüyle hazırlanması gerekiyor. Afganistanlıların da buraya gelenlerin de pek ikamet etme, ikamet izin verme ve görüşme konusunda randevu verme boyutları sınırlı. Ve ne yazık ki onu da pek doğru bulmuyoruz. Geri gönderme merkezlerine alıkonup sınır dışı ediliyorlar. Oysa ki Afganistan'daki durum hala sıkıntılı. Onun altını çizebilirim. Bir zulüm endişesi içinde bir durum söz konusuysa o kişiler bir başka ülkeye gitmek durumundalar. Bu hak olmasına karşın diğer ülkeler tabii ki engeller koyuyorlar. Ve ne kadar ülke engel koyarsa öbür sınırı aşmak hem daha büyük risk, yaşamsal risk içeriyor hem de büyük maliyet içeriyor. Afganistan'dan Türkiye'ye gelenler, özellikle gençler üzerinden çok algı yaratıldı, engebeli ve zor yollardan geçiyorlar. Ve bunun için de biraz genç olmak gerekiyor. Kadınlar ve çocukların olduğu kesimde daha masraflı. Kaldı ki oradaki insanlar, özellikle Taliban öncesi gençler, ya savaşın diyorlar, her iki taraf fark etmiyor, ya da geçinin. Yani ekonomik olarak katkıda bulunduğum deniyor. Ve oranın da ekonomik boyutu son derece sıkıntılı olduğu için, bir üretim de olmadığı için gençler de buraya gelip buralardan gelir elde edip ailelerine de göndermek istiyor. Ve buradaki şeyler tamamen büyük bir algı olayı. Şunu da belirtelim. Özellikle biliyoruz ki tarım iş kolunda hem Suriyeli mülteciler, özellikle hayvancılık kısmında da Afganistanlı mülteciler daha çok çalıştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda Koyun Keçi Kırpıcılar Birliği Başkanı açıklama yaptı. Hala 50 bin Afganistanlı çobana ihtiyacımız var dedi. Bunlar öncelikle insan. Sayı, rakam, o, bu, şu değil. Onların bir insan olduğu varsa, insan olduğu realitesine hareket etmemiz gerekiyor. Onların hak sahibi olduğu realitesinden hareket etmemiz gerekiyor. Ve bizim de onların yanında olmak, onlara destek olmak aynı zamanda bizim de onur sorunumuz.